Sevgili öğrenciler, AYT Fen Bilimleri testinin deneme dördüncüsüyle karşınızdayım. Birinci soru. Bir sıcak hava balonu yere göre 20 metre bölü saniyelik sabit hızla düşey doğrultuda inerken bir yolcu cep telefonu elinden ilk hızsız olarak düşürüyormuş ve aşağıya olan mesafe 60 metre. Telefon balondan kaç saniye önce yere ulaşır diye soruluyor. Hatırlayalım, H eşittir aşağıya doğru ilk hızı atışta neydi ve 0T artı 1 bölü 2 GT kare olduğunu unutmayalım. Ya da bir grafik çizersek, bu grafiği şöyle belirtmek istiyorum. İlk başta bir hız vardır ve bu hız da 20'dir ve bir müddet sonra bunun hızı ne olacaktır? Buradaki eğim tabii ki G eğimidir. 20 artı 10T şeklinde olacaktır. Yani 20 artı GT olacaktır. T anındaki artık mesafede T anında toplam taralı alanımızda 60 olacaktır. Bu şekilde de çözebiliriz. Yani iki şekilde de çözebiliriz. Birinci olarak bu formülü uygularız ya da buradaki matematiksel olarak bu grafik üzerinden de gidebiliriz. Şimdi o zaman çözmeye bir başlayalım. E yerine 60 yazalım. 60 20 çarpı T diyorum. Artı 5T kare diyorum ve bunları 5 ile sadeleştirdiğim zaman 12 eşittir 4T artı 5 olacak. 12 neye böldüm? 5'e böldüm. 5'e bölersem tabii ki burası da 5'e bölersem 4T oldu. Burası da T kare oldu. Düzeltiyorum. T kare şöyle bir yazalım ve bunları toparlarsak T kare artı 4T eksi 12. Bunun iki tane kökü vardır tabii ki. T, T dediğimde bir kökü artı 6'dır, bir kökü eksi 2'dir. Tabii ki T buradan 2 saniye çıkacaktır. Negatif kök olamayacağı için T 2 diyoruz. Ancak neyi sormakta? Balonun 3 saniyede indiğini düşünürsek, cismin de 2 saniyede yere düştüğünü düşünürsek, yani telefon balondan 1 saniye önce yere ulaşır diyoruz. Aynı zamanda bu şekilde de çözebiliriz tabii ki. Yani bunu çözerken de bir yamuğumuz var. Alt taban ya da üst taban 20. Alt taban 20 artı 10T çarpı T bölü 2 eşittir 60'ı vereceği için buradan da rahatlıkla aynı sonuca ulaşabiliriz diyorum ve ikinci soruya geçiyorum. Evet, ikinci soru, durgun halde harekete başlayan bir cisim var. Kinetik enerjisinin yatayda aldığı yola bağlı değişim grafiği verilmiş. Enerjinin bazı yerde değişmediğini, bazı yerde doğrusal gittiğini, bazı yerde de parabolik gittiğini görmekteyiz. Şimdi sevgili öğrenciler, F çarpı X neye eşitti? Delta EK'ye eşitti. Yani kuvvetin yaptığı iş, yani F çarpı X delta EK'ya eşitse, o zaman her iki tarafı X'e böldüğümüz zaman, yani F eşittir neye karşılık gelmekte? Delta EK bölü X'e karşılık gelmekte. Eğer EK ile X'in oranı belirli bir sabiti verecekse, yani benim enerjim ne olacaktır? Doğrusal olacaktır. Bir tanesi bir tanesinden fazla değişiyorsa ya da daha az değişiyorsa parabolik olacaktır. Ona göre tek tek incelediğimizde, bakın 2 numarada bir doğrusallık söz konusudur. Yani EK'nın artış miktarı ile X'in artış miktarı demek ki aynı olacak ki, yani 2'de neyi vermesi lazım? Sabiti vermesi lazım. Peki birinciye bakarsak, birinci aralıkta artan olduğunu görmekteyiz. Yani enerjinin artış miktarı, X'in artış miktarına baktığımızda sevgili öğrenciler, net kuvveti sormakta. O halde birinci aralıkta ne diyebilirim? Net kuvvetim artmıştır. Yani bir doğrusallık söz konusu değildir. Net kuvvetin artışı neyle alakalıdır? Yani kinetik enerjinin artışı daha ne olmaktadır? Hızlı gerçekleşmektedir. O halde bunu da artan diyebilirim. Üçüncü aralığa baktığımız zaman zaten burada kinetik enerjinin değişmediğini görmekteyiz. Yani burada sıfır. Üçüncü aralıkta bu sefer de ne değişmektedir? Net kuvvet bu sefer azalmaktadır. Net kuvvet azalmaktadır. Yani ne artmaktadır bu sefer? X fazla artmaktadır. Buna da ne diyebilirim? Azalan diyebilirim. O zaman buna uygun seçenekte A seçeneği oluyor. Evet, üçüncü soruya bakarsak burada bir eğik atış var.
sürtünmeler ihmal edildiğine göre yargıları soruyorlar. Ben soruları çok çok net olarak okumuyorum. Çünkü zaman kaybetmek istemiyorum. Dikey hızını bulalım. Dikey hızını bulurken de neyle çarpıyoruz? Dikey hızı sinüs 37 ile çarpıldığı zaman o zaman 30 metre bölü saniye oluyor. 30 metre bölü saniye. Yani yukarıya 30 metre bölü saniyeli bir topu attık. Tekrar elimize 30 metre bölü saniyeli hız da düştü. Dolayısıyla bu bize neyi göstermektedir? Uçuş süresinin 6 saniye olduğunu göstermektedir. Peki etkiyen itmeyi bulalım. F çarpı delta T'ydi. F daima bunun neyidir? MG'sidir cismimizin. Cismimizin MG'si yani top 2 kilogram olduğuna göre 20 Newton'dur. Hareket de 6 saniye sürdüğüne göre o halde I ne olacaktır? I 120 Newton saniye olacaktır. Yani bir numara bizim için doğrudur. Peki maksimum yükseklikteki momentumu 80 kilogram metre bölü saniye midir? Burada neyi lazım bize? Yatay hızımızı lazım. Yatay hızı da kosinüs 37 ile çarpımıdır. Sonuçta burası 40 metre bölü saniyedir yatay hızımız. 40 metre bölü saniye bunu 2 kilogramla çarparsak o zaman 80 kilogram metre bölü saniye olarak bulabiliriz sevgili öğrenciler. Yani 2 de doğrudur. Peki K noktasındaki momentum ile L noktasındaki momentumların büyüklükleri eşittir. Momentum vektörel bir nicelik olduğu için sonuçta bunların eşit olmasını söyleyemeyiz. Büyüklük olarak olabilir ama eşitlik olarak olamaz. Çünkü dediğimiz gibi vektöreldir. Yani burada yanıtımız sadece D'dir. Yani 1 ve 2'dir. Evet, dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruda çok enteresan, güzel bir soru. Hoşuma gitti çok. Şimdi sorumuzu çözelim. K ve L noktalarından aynı anda geçen iki tane cisim var. Ve ilk kez yörüngenin M noktasına çarpıştıklarına göre hangileri doğru olur diye soruluyor. Evet, birinci de ne diyor? Her ikisi de saat ibresinin dönme yönünde hareket etmektedir diyorlar. Saat ibresinin dönme yönünde hareket ederlerse K'yı nasıl yapacağım? Şu şekilde yapacağım. K bu şekilde geldi. Bu şekilde saat ibresinin dönme ekseni etrafında. L de bu şekilde geldi. Sonuç olarak M noktasında çarpışabilirler mi? Evet, olabilir. Yani ikisini de farklı yönlerle göstermek. Aslında aynı yönlerle ama bir tanesi daha kısa yoldan, bir tanesi daha uzun yoldan ulaştı. Yani bunlar olabilir. Peki ilk bunları bir silelim. Sonra diğer yargımıza geçelim. Diğer yargıda L cismi nerede dönüyor? L cismi saat ibresiyle aynı yönde dönüyor. L cismini ne yaptım? Bu şekilde gene döndürdüm. K cismi saat ibresinin ters yönünde dönüyor. Bu sefer bunu bu şekilde yaptım. Düzeltiyorum. K ibresi saat ibresinin ters yönünde dönüyor. Bunu yanlış yaptık. Şöyle bir silelim. Saat ibresinin ters yönünde. Evet, yani şu şekilde. O halde burada da gene buluştular. Yani bu da bir mümkün. Hemen bunu da silelim tekrar. Üçüncü yargımıza bakalım. Bu yargıda K cismi saat ibresiyle aynı yönde. Bakın böyle geliyor. L cismi de saat ibresinin ters yönde dönmektedir. Her ikisinde M noktasına göre mesafeleri aynı olduklarına göre o halde bir kere daha önce bu noktada çarpışacaklar. Yani bu olamaz. Çünkü M noktasına hem K'nın hem de L'nin K cismi saat ibresiyle aynı yönde, L cismi de saat ibresinin ters yönde dönerken çarpıştıklarına göre o zaman bunların çizgisel hızlarının eşit olmasını beklemekteyiz. Ama öncesinde burada çarpışacakları için orada çarpışamayacaklar. 1 ve 2 doğrudur. Yani yanıtım 4. soru B'dir. 5'e geçelim. Evet. Çift yarıkta yapılan bir girişim deneyimiz var. Hangisinden saçak genişliği etkilenir diye soruluyor. Delta X'i hatırlayalım. Lambda çarpı L bölü D çarpı N'dir. Yani ışığın dalga boyu, fanta uzaklık, yarıklar arasındaki mesafe ve ortamın kırıcılık indisi. Yani ben burada kullanılan ışığın rengini lambda olarak değerlendirebilirim. Sonuçta lambdanın değişikliğinden etkilenecektir. Ortamın kırıcılık indisinden etkilenecektir. Işık ile kaynak
Işık kaynağıyla yarıklar düzlemi arasındaki uzaklık parametrik değildir. Bu bizim için etkilemeyecektir. Yarıklar arasında uzaklık zaten D ile belirtmiştik. Yarıklar düzlemi ile perde arasındaki uzaklık da bu da L olarak belirtilmektedir. Yani C seçeneğinden etkilenmeyiz. Sonuçta C'dir. Altıncı soruya geldik. Bir kamyon var. Sürtünmeli, yatay bir viraja sabit süratle giren aracın kasasında taşıdığı yük şekilde gösterilmiştir. Araç virajı güvenli bir şekilde dönerken kasasındaki yük kaymadan, devrilmeden durmaktadır. Zaten sürtünmeli olmasaydı devrilme meydana getirecekti. Çünkü eğer virajı dönüyorsa bir kere ne olacaktır? A olacaktır. Yani A nedir? Burada merkezcil kuvveti oluşturan merkezcil ivmedir. Sonuçta F eşittir MV kare bölü R gibi bir ne oluşacaktır burada? Merkezcil kuvvet oluşacaktır. Bu bir kenarda dursun. Bir kere sorumuzda ne diyor? Araca etki eden net kuvvet sıfırdır diyor. Araca etki eden bir net kuvvet vardır ve bunun net kuvvet merkezcil kuvvettir. Çünkü sürekli yönünü değiştirmeye çalışıyoruz. Yönünün değişmesi demek hız değişimi demektir. Hız değişimi neyi doğurur sevgili öğrenciler? İvmeyi doğurur. Sonuçta ivmenin doğması da kuvveti doğurmaktadır. Yani hızın değişimine sebep olan da tabii ki şoförün direksiyonu kırmasıdır. Hız değişimi sonuçta ivme bir de kuvvet diyoruz. O halde bir kere net kuvvet kesinlikle sıfır değildir. Bu yanlıştır. Yüke etki eden net kuvvet sıfırdır. Evet, dediğimiz gibi yüke etki eden net kuvvet de sıfır olamayacaktır. Aynı zamanda sürtünme kuvveti de vardır. Sürtünme kuvvetini şöyle yapalım. Belirli bir merkez etrafında dönmeye çalışan da şöyle bir gösterelim yörüngemizi. Sonuçta cisim üzerinde bir merkezil kuvvet vardır. Dışarıya doğru değildir, içeriye doğrudur. Ancak cisim kendi üzerinde onu dışarıya doğru hisseder. Dışarıya doğru hisseden o kütlenin de içeriye doğru nesi olmak zorundadır? Bir sürtünme kuvveti olmak zorundadır ki bu sürtünme kuvveti de onu zemine, sisteme bağlasın. Yani net kuvvet sıfır değildir. Araç dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir bilgisi de. Zaten dengelenmemiş kuvvet nedir? Net kuvvetin sıfır olmadığını göstermektedir. Yani bu doğrudur. O halde yanıtım yalnız 3'tür. C seçeneğidir. 7. soru, 2 tane farklı sıvı var ve bu her sıvının yere göre potansiyel enerjisi ne diyor? 30 jül diyor. Bunu birazcık daha genişletelim, net olarak gözüksün. Sıvıları homojen bir şekilde karıştırabilmek için yapılması gereken iş en az kaç jüldür diye soruluyor. Bakın ben bunu şöyle orta noktalarından yere göre potansiyel enerjilerini hesaplarken burayı H, burayı H, burayı H, burayı da H. Yani P'nin 3H yüksekliğinde, V'nin H yüksekliğinde olduğunu söyleyeceğim. Peki her birinin tek tek potansiyellerini yazarken o halde şöyle yazacağım. Birinciyi yazarken bir kere ne yazmış? 30. Bu 30 olabilmesi için MP diyorum buna, çarpı G diyeceğim ve 3H diyeceğim. Diğerini de 30'sa bunu da MR diyeceğim, çarpı G diyeceğim, çarpı H diyeceğim. Çünkü R'nin H, P'nin de 3H'dir. O halde MP ve MR arasındaki ilişkiye baktığımızda buna M, dolayısıyla buna da ne diyebilirim? 3M diyebilirim ki birbirlerine eşit olsunlar. Peki bunlar birbirleriyle karıştıklarında o halde 4M'lik bir kütleye sahip olacaklar ve homojen olarak karıştıklarında o zaman aşağıya olan mesafeleri de 2H olacak. Yani 4M çarpı G çarpı 2H olacak. O zaman bu da ne olacak sevgili öğrenciler? Yani 8 MGH olacak. Burada MGH 1 MGH, MGH'sı sadece çekersek 10 olacak. O halde MGH yerine de 10 yazarsak demek ki bu sistemin son durumdaki potansiyeli de 80 jüllük bir enerjiye sahip olacaklar. O halde ilk baştaki durumda potansiyel enerjileri neydi bunların? 60'tı. 60'tan neye çıktı? 80'e çıktı.
O halde homojen bir şekilde karıştırabilmemiz için, yani 60'dan 80'e çıkabilmemesi için yapılması gereken enerji 80-60'dan cevap 20 jüldür. Yani B seçeneğidir. 8. soruya geldik. Bu soruda da X ve Y noktaları arasında bir mikrofonla konuşma yaparak yürüyen sunucu hoparlörlerin ortak noktası olan A'da duyduğu sesin şiddeti C'ye doğru giderken değişiyor. AC aralığında yürürken B noktasında ses duymadığına göre yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi B noktasında bir kere ses duymuyorsa demek ki bu iki hoparlör B noktasında girişim oluşturmuş. Birinin tepe noktasıyla diğerinin çukur noktası bir araya gelmiş ve o noktada girişim olduğundan sesin duyulmayacağı noktaya sebep olmuştur. Yani burada sonuç olarak B noktasında birbirini sönümlemiştir bilgisi kesinlikle vardır. A noktasında yüksek şiddetli ses duyar dediğimizde tabii ki A'da duyduğu sesin şiddeti C'ye doğru giderken değişmesinin sebebi kaynakların C noktasına olan mesafesinin artmasıdır sevgili öğrenciler. A noktasında ise minimum kaynakların A noktasına olan farkları minimumdur ama diğer noktalarda belirli bir farkları vardır. Yani A noktasında en yüksek şiddetli sesi duyabileceğimizi söyleyebiliriz. Kaynaklardan çıkan ses dalgaları girişime uğrar zaten dedik. Başta da söylemiştik. B noktasında da ise birbirini yıkıcı etkisi göstermiştir. Yapıcı ve yıkıcı etkiler vardır biliyorsunuz. B noktasında da bunlardan bir tanesidir. Yani tepe noktasıyla çukur noktası dalganın, ses dalgasının üst üste çakışmıştır ve birbirlerini sönümlemiştir. 8 dediğimiz gibi 1, 2, 3 yani yanıt E'dir. 9. soruya geldik. Evet, burada bir sığacımız var ve sığacımız depolanmış. Yükü arttırmak için niceliklerden hangileri arttırılmalıdır diye soruluyor. Bir kere sığacın parametrelerini bir yazalım. Dielektrik sabiti çarpı levhaların birbirlerine olan uzaklıkları, alanları bölü uzaklıklarıdır. Burada yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de belirli bir sığaca, belirli bir potansiyel altında onu yükleyebiliriz. Ama bizden ne soruluyor bir bakalım. Depolanan yük miktarını arttırmak istediğimiz zaman aralarındaki uzaklık ne diyor sevgili öğrenciler? Uzaklık niceliklerinden hangileri arttırılmalı? Yani artarsa bir kere D artarsa C azalacaktır. C'nin azalması Q'yu arttırmaz, bilakis azaltır. O halde bu olamaz. Yani kabul edemem. 2'ye bakarsak levhalar arasındaki ortamın dielektrik katsayısının artması doğru orantıyı göstermektedir. E0 artarsa C de artacaktır. Sonuçta bu da doğrudur. Üretici gerilimini arttırmak istediğimiz zaman da o zaman gerilim artarsa zaten sonuçta otomatikman da Q da artacaktır. Yani 3 de doğrudur. O halde 2 ve 3'tür E seçeneği. Evet, 10. soruya geldik. Bu soruda ağırlığı önemsiz çubuk dengedeyken çubuk üzerindeki çocuk A noktasından B noktasına gitmektedir. 1 ve 2 nol desteklerin tepki kuvvetleri için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Şöyle yapıyorum ben bu soruyu. Genelde böyle anlatıyorum. Diyelim ki çocuk burada olsun. Şöyle bulunsun. Ve tüm ağırlığı tam destek hizasına gelsin. O halde tüm ağırlık destek hizasına geleceği için ben yani 2 numaralı desteğe hiç kuvvet binmeyecektir sevgili öğrenciler. Tam orta noktada ise çocuğun ağırlığının 80 Newton olduğunu düşünürsek 40 Newton 40 Newton olarak paylaştırılacaktır. Bir numaralı desteğin üzerinde olduğu zaman o zaman desteğe olan kuvvet 80 Newton olacaktır. Sağ tarafa doğru yaklaşırken sol taraftaki desteğin tepki kuvveti azalıp sağ taraftaki desteğin tepki kuvveti artacaktır. O halde buna baktığımız zaman bu durumda N1 azalırken N2 artar diyebiliriz. Sürekli tork yaparsak da bir tarafın torkuna bir noktaya göre tork alırken bir tarafın azaldığını diğer tarafın arttığını görebiliriz sevgili öğrenciler. Evet diyorum ve diğer soruma geçiyorum. 11. soru. İki tane plaka var ve plakalar arasını belirli bir gerilimle
bağlamışlar birbirlerine ve bir anahtar var. Sorumuzu okuyalım. K şekildeki KL paralel levaları ve potansiyel farkı ile yüklendikten sonra K levasına serbest bırakılan artı Q yüklü parçacık L levasına EK kinetik enerjisiyle çarpıyormuş. S anahtarı açılıp L levası ok yönde bir miktar çekilerek aynı parçacık K levasından serbest bırakılırsa EK'nın ve KL levalarının potansiyel farkının mutlak değeri VK'nın ilk duruma göre değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyorlar. Evet, bir kere şunu biliyoruz gene. Q'yu bilelim sevgili öğrenciler. Q neydi? Levalar arasındaki yük, yani yükü C çarpı V olarak tanımlamıştık. C'yi ne olarak tanımlamıştık? C'yi de epsilon 0 çarpı A bölü D olarak tanımlamıştık. Şimdi anahtarı açtığımız zaman bir kere bunların yükü nedir sevgili öğrenciler? Belirli bir yükü vardır. Yani yükü olacağı için de sonuç olarak bir kere bunlar yüklenmişlerdir. Ne yaptık? Bir miktar L'yi çektik. L'yi çektiğimiz zaman sevgili öğrenciler, yani D mesafesi arttı. D'nin artması demek C'nin azalması demek sevgili öğrenciler. Eğer C'nin azalmasını bekliyorsak ki levalar ne olmuştur? Belirli bir sabit artık yükü vardır. Çünkü başlangıçta yüklenmiştir. Yüklendiği için C'nin azalması demek burada V'nin artışını göstermektedir. Yani V'ye baktığımız zaman bunu artar diyebiliriz. Aslında bunun neyi vardır? Bir herhangi bir çeldiricisi de bu sorunun yok. Ama bunun EK'sına bakalım. EK'sına bakarsak ise sevgili öğrenciler, EK nedir? Unutmayalım. W eşittir Q çarpı V KL'dir. Yani plakalar arasındaki gerilimin çarpı yükle çarpımı neyi vermektedir? W'yu vermektedir. Yani yapılan işi vermektedir. Bu da neye karşılık gelmektedir? Delta EK'ye karşılık gelmektedir. V KL arttığına göre sonuçta Q'nun da belirli sabit bir değeri var. Burada da ne artacaktır? EK'nın da artışını beklemek durumundayız. Yani yapılan iş arttı, kinetik enerji arttı. Sonuç olarak artar artar diyoruz. Cevabımız D seçeneğidir. 12. soruya geldik. Bu da çok güzel bir soru. O noktasında bileşkeye manyetik alan sıfır olduğuna göre yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Bir kere X'in ve Y'nin oluşturduğu manyetik alanlar ters yönlüdür sevgili öğrenciler. Sonuçta Z ile Y'nin de aynı yönlü olduğunu düşünürsek, yani Z akımı eğer iki yönündeyse X de Y'den büyükse, ki mesafeler de aynı olduğuna göre, o halde bir kere X'in de Y'den büyük olduğunu beklememiz lazım. O halde bir doğrudur. Tekrar ediyorum. Z ile Y eğer ikisi de aynı yönlüyse, yani iki yönündeyse Z telindeki, O noktasında her ikisi de aynı yönlü manyetik alan oluşturacaktır. Aynı yönlü ve sıfır olduğuna göre demek ki X'in Y'den büyük olmasını beklemek durumundayız. Çünkü mesafeler aynı. Sıfır olabilmesi için, ters yönlü olacağı için X Y'den büyük. Yani bu kesinlikle doğrudur. Z eğer bir yönündeyse, bu sefer okun yönünü değiştirelim. Bu sefer o zaman X de aynı yönlü oldu. Yani X'in oluşturduğu manyetik alanla Z'nin oluşturduğu manyetik alan aynı yönlüdür. O halde Y'nin de X'ten büyük olmasını beklemeliyiz. Bu oku tekrar silelim. Burada ise Z akımı iki yönündedir diyor. Z akımı iki yönünde ise burada ne diyor? İkisi de O noktasında oluşturdukları manyetik alan aynı yönlüydü. Y de Z'den büyükse o halde sonuç olarak sıfır zaten ne olacaktır? Olamayacaktır sevgili öğrenciler. Çünkü sıfır olmasını beklemekteyiz. Yani bu kesinlikle yanlıştır ama kesinlikle doğru olan
sevgili öğrenciler 1 ve 2'dir. Yani hem Z hem de Y O noktasında aynı yönlü bir manyetik alan oluşturduysa o halde Y'nin Z'den büyük olmasını bekleyemeyiz sevgili öğrenciler. Yani 1 ve 2 doğrudur. Yanıtım D seçeneğidir. 13. soruya geldik. Bu soruda bir hareket sorusu. Bir trenimiz var. Yolcular yerde duran bir topun trenin hareketiyle aynı yöne doğru yuvarlandığını görmeye başlıyorlar, fark ediyorlar. Buna göre hareketleri soruyor. 4 çeşit hareket yönü var. Tren hızlanıyor olabilir diyor. Tren hızlanıyorsa cisim hızlanmamaya çalışacaktır. Hızlanmamaya çalışacağı için de dolayısıyla aynı yönde yuvarlanmaya başladığını fark edemezler tren hızlanıyorken. Yani biz araç hızlanıyorken arkaya doğru sırtımız koltuğa doğru çarpıyorsa, gidiyorsa sonuçta hızlanma esnasında öne doğru bir yuvarlanma hareketi olamaz. Bu yanlıştır. Tren yavaşlıyorsa sonuçta öne doğru bir hareket yapacaktır. Bu doğrudur. Yani tam tersi hareket yapacaktır. Eylemsizliktir. Yani harekete ters bir hareket gösterecektir. Kütlesinden dolayı. Tren sabit süratle yokuş yukarı çıkıyor olabilir diyor. Yokuş yukarı çıkıyorsa, yani şu pozisyondaysa tren, şöyle yapalım, bunu bir tren olarak gösterelim. O halde yukarı yönlü yuvarlanma hareketi olmayacaktır. Bilakis aşağı yönlü bir hareket olacaktır. Bu da yanlıştır. Peki tren sabit süratle yokuş aşağı gidiyor olabilir mi? Şöyle yaparsak, yokuş aşağı gidiyorsa tabii ki trenimiz şu yönde. Kendi ağırlığından dolayı da aşağı yönlü bir hareketi olabilir. Yani bu da doğrudur. O halde iki tane doğrusu 1 ve 4'tür. Yani yanıtım doğru olanlar 2, düzeltiyorum, 2 ve 4'tür. D seçeneğidir. Evet, harmonik hareketle ilgili bir soru. Parçacık K'dan denge konumu olan O'ya gelme süresi T'ymiş. Burası T ise sonuçta O'dan L'ye de T sürede gelecektir. L'den O'ya gene T sürede gelecektir. O'dan K'ya gene de T sürede gelecektir. O halde periyodu 4T'dir. Frekansı sorarken de frekans eşittir 1 bölü T olduğuna göre o halde bunun cevabı da T yerine de 1 bölü 4T yazdığımızda sevgili öğrenciler cevabı D seçeneği olduğunu biliyoruz. Bir başka denemede görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.